Merhabalar. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Ben Selamet Eşemetova. Özbek'im. Özbekistan'dan geldim. Yaşım 42'de. Türkiye'ye çalışma için geldim. Ben Abdullayeva Nadire, 37 yaştayım. Evliyim. Eşim bilen burada Türkiye'de beraber çalışıyoruz. İki tane çocuğum var. Kız erkek, onlar memlekette. Türkiye'ye 2017 Ağustos geldim. Buraya geldiğime 7 ay oldu. 7 aydır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmeden önce Özbekistan'da ne yapıyordunuz? Biz Özbekistan'da buraya gelmeden önce ben Rusya'da çalıştım. Şimdilik memlekette 5 ay 6 ay yaşadık çocuklarım ile. Sonra buraya döndüm. Biz para kazanmak için bu şeye geldik, Türkiye'ye geldik. Memlekette kolej öğretmençilik yapardım. Ama bizim memlekette kolejler hepsi bitmiş. O yüzden benim işimi kaybettim. O yüzden buraya geldim, para kazanmış, hem de eşim bile beraber geldim. Peki neden Özbekistan'da değil de Türkiye'de çalışmayı tercih ediyorsunuz? Para kazanmak için Rusya'da çalışmaya başladım. Ben Rusya'da şeyde çalıştım. Fabrikada çalıştım. Rusya'da çalıştıktan sonra hocam şey oldu, deport oldu Rusya'dan. Sonra Rusya'ya biz gidebilmedik. Sonra buraya geldik. Türkiye'ni görüşü, gezmek istedim. Hem de para kazanmak için buraya geldim. Özbekistan'daki çoğu insan sizin gibi çalışmak için başka ülkelere mi gidiyorlar? Evet. Gidiyor böyle genç şeyler. Hepsi dışarıda. Çok memlekete gidiyor Özbekler. Japonya, Kore, London'da, Amerika'da da var, Rusya'da, her çok memlekette çalışıyorum. Şimdilik Özbekistan'da çalışsak olur da ama parası bize yetmez. Sadece yemek bir şeylerimiz yeter ama araba almamız için, ev almamız için böyle şeylerde yetmiyor. Toplamıyoruz. Toplamıyor paramız. Şey para buradan az. O yüzden buralara geliyorlar. Buradan para kazanıp memlekete gitsek memleketimiz de zengin oluyor. O yüzden de insanlar onu anlıyorlar. O yüzden her insan çet memleketten paranı Özbekistan'a gönderiş istiyorlar. Öyle istekimiz. Özbekistan'ın çalışma şartları ile Türkiye'nin çalışma şartları arasında ne gibi farklar var? Şimdi Özbekistan'da çalışsak da olur ama maaşı bize doğru gelmez. Mesela sizin paranız ile 150, en fazlası 200 dolar olabilir. 100 dolar, 150 dolar. Çok iyi kazansan 150 dolar para kazanırsan. O paraya ev yapıp olmaz, araba alıp olmaz, büyük işler yapıp olmaz. Mesela burada çalışsam 500 dolar gönderebilirim. O yüzden burada 5-6 sene çalışıp öyle bir şeyle yapsak sonra memlekette kendi işimizi yapıyoruz inşallah. E,
Rusya'dan daha iyi Türkiye. Mesela Rusya'da her ay şeyi var, para ödememiz lazım. Oturma izin yaptırsam da her ayda 100 TL Türk parasıyla 100 TL ödemem lazım. Ama onu ödemesem deport olacak. Ama burası daha iyi. Buraya geldiğinizde Türkçeyi nasıl öğrendiniz ve ne iş yaptınız? Özbekistan'da ilk geldiğim zaman Türkçe bilmiyordum. O yüzden mutfağa girdim. Orada bulaşık yaptım. Orada mutfağın içinde Türkler bilen çalıştım. Türkçe öğrendim. Hiç Türkçem yoktu. Sonra buraya geldikten sonra televizyon izledim. Türk şeylerini izledim. Kitap okudum. Ev içinde ev temizliği, ütüy, şu böyle işler yapıyorum evde. Şimdilik bir kafede çalışıyorum. 1,5 senedir bu kafede devam ediyorum çalışmaya. Türkiye'den sonra ne yapmak istiyorsunuz? Kendi şeylerim var, yapacak işlerim var. Onlar bittikten sonra memlekette çocuklarım bile iyice mutlu hayat süreceğim. Şimdilik benim planlarım memlekette paranı toplarak memleketten büyük ev almam lazım. Evim inşallah bitecek. Kızımı da evlendirsem, oğlum üniversite okumak istiyor. Üniversite girdi zamanı memleketke bütkül dönebilirim. Bu kadar planım.